Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sağlıklı kökler, dipdiri yemyeşil dallar ve yapraklar ve yeni yeni çıkan tekrardan küçücük yapraklar ile yılbaşı çiçeğimiz büyüme ve gelişmeye devam ediyor arkadaşlar. Bugün yine sizlerle bir yılbaşı çiçeği videosu hazırladık. Yılbaşı çiçeklerimizin yaz boyunca bakımlarını, vitaminlerini hiç eksik etmedim. Bunu da gün be gün sizlerle paylaştım. Yine bugün yılbaşı çiçeğimizin bir vitamin günü. Bu ara vitaminlerimi çiçeklerime, özellikle yılbaşı çiçeklerime sıklaştırdım. Çünkü önümüz kış. Bu da bir kış çiçeği olduğu için ve özellikle kışın daha çok tomurcuk verip çiçek açması gerektiği için açmayan yılbaşı çiçekleriniz var ise bu tür vitaminleri yılbaşı çiçeklerine verebilirsiniz. Ben öyle yapıyorum ve çiçeklerim inşallah tomurcuklanıp çiçek açacak. Ben de bunu sizlerle paylaşacağım sevgili arkadaşlarım. Çünkü yılbaşı çiçeklerimi ektim, ekeli çoğalttım çoğalalı. Bu hiç şaşmaz. Maşallah her kış mutlaka tomurcuklanıp pıtır pıtır çiçek açıyor arkadaşlar. Bunun özelliği yazdan ve kış boyunca bakımlarını yapmaktan geçiyor. Öncelikle yazın özellikle halen daha havalar sıcak. Çiçeğimizi yine serin bir ortamda tutalım. Bu çiçek güneşte durduğu sürece hem yaprakları sararıyor, soluyor. Köklerinde de kararmalar, kahverengi bir renk oluşuyor arkadaşlar. Kuruyor yani, öyle söyleyeyim. Bunların oluşmaması için mutlaka çiçeğinizi güneşsiz ama aydınlık bir ortamda tutmanız gerekiyor. Yani evin içerisinde havadar, aydınlık, serin bir yer olsun arkadaşlar. Çiçeğimizin çoğaltımını yapınız. Eğer çok dallandı, budaklandıysa, yavru verdiyse ve bu çiçeği de çok seviyorsanız, çoğaltmak da istiyorsanız mutlaka bu ayda çoğaltma işlemini yapın arkadaşlar. Benim birçok çiçeğim, birçok saksı yılbaşı çiçeğim oldu. Artık koyacak yer bulamıyorum neredeyse evin içerisine, öyle söyleyeyim. Hepsini kendim çoğalttım. Zaten videolarımda var arkadaşlar. İzlemek isterseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup zil butonunu da açabilirsiniz. Bugünkü vitaminimiz ise yine çiçeğimizin coşturacak ve mutlaka açmayan çiçekleri çiçek açtıracak harika bir vitamin. Sihirli su arkadaşlar. Evet, bunun adını sihirli su koydum. Şöyle bir şişemin içerisine, gördüğünüz gibi su şişemin içerisine vitaminimi hazırladım. Şimdi Ekim aylarında haftada bir kere ya da 15 günde bir kere mutlaka bunu toprağa dökmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bu işlemi hemen sizinle beraber yapacağız. Öncelikle neler yaptım, sizlere onu bahsedeyim. Evet, şöyle bir kabımın içerisine suyumu koydum arkadaşlar. Şimdi bu şişenin içine hazırladığım vitamini gösteriyorum, hazırlama işlemini. Suyun içerisine, kabın içerisine suyumu koyduktan sonra şöyle bir çay kaşığı kadar Türk kahvesini ekledim. Sizlere bazı videolarımda kahve telvesi verin diyorum. O da çok iyi. Telvesi de çok iyi. Bu şekilde pratik bir hazırlanışı da var. Hemen şöyle gördüğünüz gibi suyun içerisinde Türk kahvesini karıştırdım. Sonra böyle kabımın içerisine koydum arkadaşlar. Daha rahat sulama yapayım diye, sizlerde görün diye. Hemen kabımızı açalım. Ne yapıyoruz? Hazırladığımız kahve suyunu böyle saksımızın 3-4 yerine döküyoruz arkadaşlar. Bu işlemi mutlaka yapınız. Dediğim gibi kahve telvesini de sadece telve olarak da koyabilirsiniz. İçtiğiniz fincanın dibinde kalan telvesini bir kaşık ya da bir parmak yardımı ile toprağa gezdirebilirsiniz. Fakat bu sulu kahveyi de hem çiçeğinizin sulama işlemini gerçekleştirmiş oluyorsunuz,
hem de vitaminini vermiş oluyorsunuz. Şimdi bunu yaptıktan sonra suyunu çiçeğinize su vermenize gerek yok. Mesela sulama günü geldi. Haftada bir kere su verin zaten. Sulama günü geldi. 15 günde bir kere bu işlemi sulama zamanı yapabilirsiniz. Sadece yılbaşı çiçeklerinde değil, tüm çiçeklerinizi uygulayabileceğiniz harika bir vitamin arkadaşlar. Aynı çay gibi, çay da çok etkili. Şimdi yılbaşı çiçeğinin çoğaltımını köküyle mi yapıyorsunuz diye yorumlar var. Ben şimdi sizlere videom fazla uzamadan hemen şuradan bir güzel ekilmesi gereken bir yavru kopartacağım. Bakın. Mesela burada bir sürü ekilecek dal var. Şunlardan bir tanesini şöyle. Evet. Bir tane yavrumuzu kopardık. Köklü değil gördüğünüz gibi. Ve bunu bekletip köklendirme de yapmayacağım. Hiçbirini yapmadım zaten yılbaşı çiçeklerimin. Hiçbirini köklendirme yapmadım arkadaşlar. Bunu da aynı şekilde kopardığım gibi hazırladığım toprağa ekeceğim. Toprak burada çok önemli. Toprağa dikkat edelim. Yani kalın böyle su verdiğiniz zaman sert olmayacak bir toprak olsun arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Yumuşak çiçek toprağının içerisine doğal gübre koyuyorum ben. Fakat siz doğal gübre bulamıyorsanız, bunu genelde her yılbaşı çiçeği videomda söylüyorum. Ne yapacağız arkadaşlar? Toprağımızın içerisine bir avuç kuru çay ya da çay posası ekleyeceğiz. Bu toprağa gübre olarak karışacak ve çoğaltma işlemini ya da saksı değişimini bununla yapabilirsiniz. Ya da kahve telvesi. Kahvenin de toprağa karışıp güzel bir gübre olacağını biliyorum ve sizlerle de paylaşmak istedim. Evet, ben doğal gübre kullanıyorum. Bulamayanlar için bu iki alternatifi sunuyorum arkadaşlar. Evet, bugünkü yılbaşı çiçeğimizin bakımı da kahve telvesi oldu. Şimdi inşallah çiçeğimiz açacak. Bunu sizlerle ilk gördüğüm tomurcuktan itibaren paylaşacağım. Kendinize çok iyi bakın sevgili arkadaşlar. Sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Yorumlarınız için, eleştirileriniz için, güzel yorumlarınız için, beğenileriniz için ellerinize, kollarınıza sağlık arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.